Merhaba. Hatırlamışsınızdır. Ben Robo. Nerede kalmıştık? Hmm, tamam hatırladım. Oyunumuzu geliştirmeye başlamış, ekranımızı oluşturmuş, oyunda kullanacağımız karaktere eklemiş ve ekranda görünmesini sağlamıştık. Bu arada benim aklımda bazı programlama kavramları da kaldı. Sizler de hatırladınız mı? Sabit kavramını ve bu kavramı programcıların hangi amaçta kullandıklarını öğrenmiş ve ekranımızın boyutlarını sabit olarak belirlemiştik. Bunları da kaldı. Silgisayarda renk kodları ile oluşturulduklarını ve bu renk kodlarının üç farklı sayıdan oluştuğunu da hatırlıyorum. Bir de programcıların yazdıkları kodları daha sonra hatırlamalarını sağlayacak notlar bıraktıklarını ve bu notların çok yararlı olduğunu da öğrenmiştik. Acaba bugün ne yapacağız? Merhaba Robo. Yine benden önce gelmişsin. Bugün ne yapacağımızı merak ediyor musun? Hemen anlatayım. Bir önceki bölümde ekrana bir kukla eklemiştik ya. Şimdi o kuklanın ekranda hareket etmesini sağlayacağız. İsterseniz nasıl bir hareket olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi kukla ekranın solundan sağına doğru hareket ediyor ve ekranın sağından çıkıp solundan tekrar giriyor. Bu hareketi ve hareketin nasıl oluşturulduğunu anladığımızda daha sonra kuklamıza çok daha karmaşık hareketleri yaptırabileceğiz. Anlayamadım. Kukla burada kendisi mi hareket ediyor yoksa siz mi hareket ettiriyorsunuz? Burada kendisi hareket ediyor ama ileride hareketi bizim sağladığımız durumlarda olacak. Örneğin ok tuşları ya da diğer tuşlar yardımıyla kuklamızı hareket ettireceğiz. İsterseniz şimdi bu hareketi nasıl oluşturacağımıza geçelim. Size bir sır vereyim mi? Kukla hareket ediyormuş gibi görünse de aslında hareket etmiyor. Ediyor. Ben gördüm. Siz de görmediniz mi arkadaşlar? Ediyor işte. Gerçekte olan ne biliyor musun? Kukla ekrandan kayboluyor. Başka bir noktada yeniden görünüyor. Sürekli bunu tekrarlıyor. O kadar hızlı yapıyor ki bu işi. Biz de onu hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Bir başka deyişle kuklanın konumunu düzenli olarak değiştiriyor ve kuklayı ekrana yeniden çiziyor ya da basıyoruz. Robo sanki biraz kafan karıştı. İlk bakışta bu durum çok anlamlı gelmeyebilir. Bu durumu biraz daha detaylı inceleyelim. Ne dersin? Şimdi size ekranda bir tablo göstereceğim. İşte tabloda geldi. Gördüğünüz gibi tabloda dört farklı kukla var. Aslında bunlar aynı kuklanın farklı konumlardaki ekran görüntülerini temsil ediyor. Birinci ekran görüntüsünde kukla öncelikle ilk konumunda ekrana basılmış. Arkasından kuklanın konumu 10 piksel ileri ya da sağ alınmış ve konumu güncellenerek yeni konumunda ekrana basılmış. Bu durumu da ikinci ekran görüntüsünde de görüyoruz. Bu işlem 3. ve dördüncü ekran görüntülerinde de aynı şekilde tekrarlanmış. Şimdi hayal edin, bu işlemin çok hızlı ve arka arkaya tekrarlandığını. Ne kadar hızlı mesela? Örneğin 1 saniyede 60 defa. Tam da Pygame Zero'nun yaptığı gibi. Pygame Zero güncelleme ve ekrana bastırma işlemlerini sürekli olarak yapar. Bu işlemler yaklaşık olarak saniyede 60 defa gerçekleştirilir. Sonuç olarak da kukla ekranda hareket ediyormuş gibi görünür. Pygame Zero'da ekrana basma ve güncelleme işlemlerinden sorumlu olan bir fonksiyon vardır. Bu fonksiyona update ismi verilmiştir. Ben bu kelimeyi biliyorum. Bilgisayarımda bir programı çalıştırdığımda çıkan uyarı mesajında okumuştum. İngilizce sözlüğe baktığımda güncelle anlamına geldiğini öğrenmiştim. Şimdi daha iyi anladım sanırım. Kuklanın yerini değiştirmek gibi bir değişiklik yaptığımda son yani güncel halinin görünmesi için bu fonksiyonu kullanacağız. Tam da söylediğin gibi. Şimdi anlaşıldığı üzere zaman zaman kuklanın konumunda değişiklik yapmamız gerekir. Bunun için kuklanın farklı özelliklerinden yararlanabiliriz. Bu özelliklerden burada şimdilik right yani sağ, left yani sol özelliklerini kullanacağız. Kukla left kuklanın en sol kısmına işaret ederken Kukla right kuklanın en sağ kısmını işaret eder. Kuklanın sağa doğru hareket etmesi için kukla left özelliğini bir başka deyişle kuklanın sol tarafının konumunu sürekli 10 piksel arttırmamız yeterli olacaktır. Bu işlemi Python'da gerçekleştirmek için şu an ekranda gördüğün komutu kullanabiliriz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bir şey nasıl kendisinin 10 fazlasına eşit olabilir? Yine çok dikkatlisin. Programlamadaki eşitlik ifadesi matematikteki eşitlik ifadesinden farklıdır. Matematikteki eşitlik, eşitliğin iki yanında bulunan iki miktarın veya iki matematiksel nesnenin aynı olduğunu göstermek için kullanılır. Program yazarken bu durum daha farklıdır. Programlamada eşittir işareti atama işlemi için kullanılır. Eşitliğin sağ tarafındaki işlemler yapılır ve sonuç eşitliğin sol tarafında bulunan değişkene atanır. Bu durumda yukarıdaki kod kuklanın sol konumuna 10 ekleyip sonucu yeniden kuklanın sol konumuna atar. Sonuç olarak kuklanın sol konumunun değeri 10 piksel artmış olur. Anladım. Bu komutu da güncelleme yani update fonksiyonunun içerisinde kullanırsak biraz önce söylediğin gibi kuklanın sol konumu her yenilemede 10 artacak. Evet, söylediğin gibi. Bu şekilde de kukla sağa doğru hareket ediyormuş gibi görünecek. Hadi bu kodu update fonksiyonun içine yazalım. Şimdi de çalıştıralım. Gördün mü Robo? Sağa doğru hareket ediyor. Aa, bir dakika nereye gidiyorsun? Robo gördün mü? Kukla ekranın sağından dışarı çıktı ve ekrandan kayboldu. Sence neden oldu böyle bir şey? Şimdi sol tarafını sürekli 10 ekliyoruz. 10, 10 daha, 10 daha. Hmm. Buldum. Ekran bitti. Yani ekran bitti derken kuklanın sol tarafını o kadar arttırdık ki ekranın boyutunu aştı. Doğru. Hadi şimdi bu problemi çözelim. Bu noktada yapmamız gereken ekrandan çıktığı anda kuklayı yeniden ekrana yönlendirmek olacak. Şöyle yapalım istersen. Kukla ekrandan çıktığında ekranın sol başını yönlendirelim. Böylece sanki ekranın sağından çıkıp sol başından tekrar içeri giriyormuş gibi görünecektir. Update fonksiyonu da bu işlemi sürekli kalacaktır. Bunun için koşul ifadelerine ihtiyacımız olacak. Bunu normal konuşma diliyle ifade edelim istersen. Daha anlaşılır olacaktır. İstediğimiz şöyle bir şey. Kukla ekranın dışına çıktığında onu sol başa yönlendir. Kuklanın ekran dışına çıkması onun sol kısmının ekranın genişliğinden öteye gitmesi anlamına geldiğini sen söylemiştin zaten. Kuklanın sol baştan belirmesi ise aslında onun sağ kısmının ekranın en solunda yani sıfır değerinde olması anlamına gelir. Şimdi bu durumu bir koşul ifadesine bağlayalım. Bir koşulu Python'da belirtmek için if ifadesi kullanılır. If, İngilizce'de eğer anlamına gelir. Biraz önce konuşma diliyle ifade ettiğimiz şeyin Python dilindeki karşılığı if kukla left büyüktür, with iki nokta üst üste, kukla right sıfır şeklinde olacaktır. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Fonksiyonlarda olduğu gibi Koşul ifadelerinde de koşulun gövdesinde yani içerisinde yazılmak istenen kod parçalarını belirtmek için iki nokta üst üste ifadesinden sonra yeni satıra bir tab büyüklüğünde girintiyle başlanır. Hatırlarsan bu konuyu drone fonksiyonu anlatırken konuşmuştuk. Burada da aynı şey geçerli. Biraz önce verdiğimiz koşul ifadesini update fonksiyonun içerisine yazıyor ve programımızı çalıştırıyorum. Evet, çalıştı. Aklıma bir şey daha geldi. Eğer soldan sağa hareket ettirebiliyorsak aynı yöntemlerle sağdan sola da hareket ettirebiliriz. Madem söyledin bu hareketleri kendin oluşturmaya ne dersin? Arkadaşlar Sizler de denemeye var mısınız? Hatta bu hareketi daha önce kendi çizdiğiniz kuklayla yapmayı deneyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda kuklamızın hareketini çeşitlendireceğiz. Ve basit bir animasyon yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.